Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 3. bölüm. Sabır ve hastalık. Her kim Allah'ın azabından kurtulmak, sevap ve rahmetine ulaşarak cennete girmek istiyorsa, nefsinin dünyevi istek ve arzularına gem vurmalı, karşılaştığı musibet ve zorluklara göğüs germelidir. Allah-u Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah dünyadaki zorluklara sabredenleri sever. Ali İmran Suresi 46. ayet. Sabrın bazı yönleri vardır. Allah'a itaat üzerine sabretmek, Allah'ın haramlarından kaçınma üzerine sabretmek ve belanın ilk geldiği anda sabretmek. Kim itaat üzerine sabrederse Allah ona kıyamet günü cennette 300 derece verecektir ve her derece yer ile gök arası kadar olacaktır. Her kim haramları terk üzerine sabrederse Allah ona kıyamet günü cennette 600 derece verecektir ve her bir derece 7 kat gök ve 7 kat yer mesafesinde olacaktır. Her kim de bela ve musibetlere sabrederse Allah ona kıyamet gününde cennette 700 derece verecektir. Her derece arz ile yer arası kadar olacaktır. Hikaye. Rivayete göre Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerle savaşır ve yenik düşer ve kaçmaya başlar. İz sürücüler kendisine yaklaştıklarında kalın bir ağaç görür ve "Ey ağaç, beni içine al" der. Bunun üzerine ağaç yer alır ve içine girer ve daha sonra ağaç tekrar kapanır. Bu esnada iblis Yahudilere Zekeriya aleyhisselamın yerini bildirir ve büyük bir testere getirilerek ağacın baştan aşağı kesilmesi neticesinde onun da içinde öleceğini söyler. Yahudiler iblisin dediği gibi yaparlar. Hazreti Zekeriya Allah'a değil de ağaca sığındığı için bu yanlış tavır ölümüne yol açar ve testere ile ikiye bölünür. Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah şöyle buyuruyor. Eğer herhangi bir kulumun başına bela gelir de anında bana sığınırsa ona istemeden istediğini veririm. Onun duasına daha dua etmeden icabet ederim. Şayet bir kuluma bela isabet ettiği benim dışımda yarattığım bir şey ondan yardım isterse o kuluma da gökyüzünün bütün kapılarını kapatırım. Akıllı kimselerin bela ve musibetinde sabretmesi, şikayetçi olmamaları gerekir. Zira böyle yapmak dünya ve ahiret azabından onu kurtarır. Çünkü bilinmelidir ki en şiddetli bela ve musibetleri Allah dostları ve peygamberler çekmiştir. Cüneyd-i Bağdadi şöyle demiştir. Bela ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin kurtuluşu, gafillerin de helakidir. Mümin kendisine gelen bela ile ancak imanın tadına varır. Bu gelen belaya rıza gösterir ve ona karşı sabreder. Rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim geceleyin hasta olur ve ona sabrederse Allah ondan razı olur. Günahlarından, annesinden doğduğu günkü gibi temiz olarak aranır. O halde hasta olduğunuz zaman iyileşmeyi temenni etmeyiniz. Dehhak da şöyle demiştir. 40 gecede başına bir bela, bir musibet veya keder gelmeyen kimsenin Allah katından hiçbir hayrı yok. Muaz bin Cebel'in şöyle dediği rivayet edilmiş. Allah-u Teala bir kul bir hastalıkla imtihan edildiğinde sol taraftaki yazıcı meleğe kalemi bırak diye sağ taraftaki yazıcı meleğe de bu kulumun hanesine yapmış olduğu en güzel amelini yaz diye emir verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Bir kul hastalandığı zaman Allah ona iki melek gönderir ve onlara kulumun ne yaptığına bakınız der. Şayet okul elhamdülillah derse bunu Allah'a iletirler. Gerçi Allah bütün her şeyi biliyor ya. Cenab-ı Hak o kulu için şöyle buyurur. O kulun canını aldığımda cennete girdirmem üzerime vacip olsun. Şayet ona şifa verirsem onun etini daha hayırlı bir etle ve kanını daha hayırlı bir kan ile değiştireceğim. Onun kötülüklerini örteceğim. İsrailoğulları arasında fasık biri vardı. Günah işlemekten bir türlü vazgeçmiyordu. Yaşadığı beldenin halkı onun bu günahlarından bıkmışlar. Günahkarlığından bıkmışlar. Onu günahlarından alıkoymaktan da aciz bir hale gelmişlerdi. Allah-u Teala'ya dua ederek kendilerini bu beladan kurtarmasını istediler. Allah-u Teala Musa aleyhisselama vahyederek, "Ey Musa, İsrailoğulları arasında fasık bir genç var. Onu bu şehirden çıkar ki, onun günahı yüzünden bütün şehir umumi azaba düçar olmasın" dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam o beldeye gelir,
o gencin oradan çıkarılmasını sağlar ve başka bir köye yerleştirir. Allah Musa aleyhisselama vahyederek bu köyden de çıkarılmasını emreder. İkinci defa sürgün edilen delikanlı bu defasında ıssız, insansız, bitkisiz, hayvansız bir mağaraya sığınır. Çok geçmeden bu delikanlı hastalanır ve çaresizce toprağın üstüne düşer. Yanında bakacak kimsesi yoktur. Başını toprağın üstüne koyarak şöyle mırıldanmaya başlar. Şayet yanımda annem olsaydı bana merhamet eder ve benim bu halime ağlardı. Eğer yanımda babam olsaydı bana yardım ederdi ve benim işlerimi görürdü. Eşim burada olsaydı ayrılığımızın hüzününe ağlardı. Şayet çocuklarım yanında hazır olsalardı cenazemin arkasından ağlarlardı ve şöyle dua ederlerdi. Allah'ımız, kendi belgesinden bir köye, o köyden de ıssız bir mağaraya kovulmuş, oradan da ahiret hayatına geçen günahkar, asi, zayıf ve gariban babamızı affeyle diye dua ederlerdi. Ardından da şöyle dua etmeye başlar. Allah'ım, benim ümidimi ve bağlarımı annem, babam ve eşimden kesip kopardın. Hiç olmazsa beni rahmetinden mahrum eyleme. Ya Rabbi, benim kalbimi onların ayrılık ateşiyle yaktın. Günahlarımdan dolayı bedenimi olsun yakma. Bunun üzerine Allah, annesinin ve zevcesinin suretine girmiş bir huri, çocukların suretine girmiş genç melekler ve babasının suretine girmiş bir melek gönderir. Onun yanında otururlar ve onun için ağlamaya başlarlar. Bunu gören genç şöyle der. Evet, işte annem, babam, eşim ve çocuklarım yanıma geldiler. Böylece genç adam, gönlü huzurlu olarak ve günahından arınmış bir Rabbine kavuşur. Bu hal üzerine Allah Musa aleyhisselama, ey Musa, filan yerdeki filan mağaraya git. Orada benim bir velim, eli kulum öldü. Onun defin ve gasil işleriyle seni mükellef kıldım diye vahyet. Musa aleyhisselam oraya ulaştığında Allah'ın emriyle şehirden ve köyden çıkarmış olduğu delikanlının cesediyle karşılaştı. Etrafında huriler dolaşıyordu. Musa aleyhisselam Allah'a, Ya Rabbi, bu köyden ve şehirden senin emrinle çıkardığım kişi değil mi deyince Allah Celle Celaluhu, evet ya Musa. Fakat sonra ben onu rahmet şemsiyem altına alarak affettim. Çünkü o buruk gönülle bana yalvardı. Vatan hasretine, anı baba, eş ve evlat hasretine katlandı. Ölmeden evvel ona annesi ve eşi suretinde iki huri, babası ve çocukları şeklinde melekler gönderdim ki onun bu elemli haline ortak olsunlar. Derdine merhem olmaya çalışsınlar. Zira garip bir kimse öldüğü zaman yer ve gök ona merhamet ederek ağlayıp yas tutarlar. Ben merhametlilerin en merhametlisi olduğum halde ona nasıl acımazdım? Garip bir kimse komaya yani ölümün eşiğine girdiği zaman Allah Celle Celaluhu meleklerine, ey meleklerim, bu adam gariptir, yolcudur. Evlatlarını, eşini ve bebeğini terk etti. Eğer bu adam ölürse bunun arkasından kimse ağlamaz ve yas tutmaz. Allah buna binaen meleklere annesi, babası, evlatları, akrabasından birinin suretine girmelerini emreder. Bunlar son nefesinde onun yanına girerler. Bu garip son nefesinden önce gözünü açar ve bunları görünce kalbi rahatlar. Ruhunu huzur içinde teslim eder. Cenazesi çıkarıldığı zaman onu uğurlayıp mezarı başında da ona kıyamet gününe kadar dua ederler. İşte Yüce Mevlamızın Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Kura suresi 19. ayet. Ayeti kerimesinin tecellilerinden birisi de budur. İbn Ata şöyle demiştir. Kulun gerçek mümin olup olmadığı bela ve rahatlık anında belli olur. Rahat günlerinde şükredip, bela günlerinde şikayet edip kızlanan kimse kulluk ve müminlik iddiasında yalancıdır. Şayet bir kimse insanlar ve cinlerin bilgisine sahip bile olsa, üzerine bela rüzgarı estiği zaman başına gelenlerden dolayı şikayet etmeye başlarsa, o alime ilminin ve amelin faydası yok demektir. Zira Yüce Allah bir hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor. Her kim benim takdirime razı olmaz, benim vermiş olduğum nimetlere şükretmezse kendisine benden başka Rab arasın. Vehb bin Münebbih şu rivayeti nakletmiştir. Peygamberlerden birisi Allah'a 50 sene ibadet etmişti. Allah kendisine günahlarını affettiğini vahyettiğinde bu peygamber, Ya Rabbi, hiç günah işlemedim ki neyimi affediyorsun demiş. Bu cevap üzerine Allah onun boyun damarlarından birine hızla atmasını emretmiş ve bunun neticesi olarak peygamber o gece uyuyamamış. Gün ardında bir melek yanına gelmiş ve o gece çektiği sıkıntıyı ona anlatmış ve ardından da ona şöyle demiş. Allah sana diyor ki
50 senelik ibadetinin sevabı boyun damarından şikayet etmenin günahını bile karşılayamaz.